Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Oyuncularına her daim vericik gibi gözüküyor. Yani ikiniz de bilirsiniz. Hocalar bazen bazı şeyleri vurgularlar. İşte sürekli antrenmanda sürekli bağırarak yerden pas 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 diye bağırırlar. Ve bunu sürekli oyuncularına dikte ederek onu bir adeta o oyuncunun beynine, bilincine oturturlar. İşte biraz George Jesus da sezona böyle bir başlangıç yapmak hedefinde gibi gözüküyor. Şimdi bir bölümde daha tecrübeli oyuncuların, daha biraz daha A takımdaki oyuncuların kenarda olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta ise genç oyuncuların kendi aralarında çalışma yaptığını görüyoruz. İki gruba ayrıldı Fenerbahçe ve burada şimdi ilk oyuncular için de hocayı tanımak açısından antrenman hocanın metoduna dair ilk aşamalar olacak. Tabi İstanbul'da antrenman her ne kadar 10 itibariyle içeride başlamış olsa da ve şimdi dışarı taşınsa da, ki Samandır'ın etrafında zaten bir miktarını da Ziya Özdemir paylaşıyor. Geniş bölümde de arka tarafta da böyle bir tepe ve ormanlık bir alan var, ama ona rağmen yavaş yavaş İstanbul'da tabii ki sıcağın ve nemin etkisini hissettirdiğini söyleyelim. O yüzden futbolcular sık sık ara vererek bu dönemde su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İstanbul'da sıcak havalar başlıyor. Fenerbahçe açısından da Topuk Yaylası'nın zaman zaman sis inse de, yağmur yağsa da bir nimet olduğunu söyleyebiliriz. Daha soğuk, biraz daha bahar etkisi hissettiren bir alan. Özellikle Serkan Yetkin, sen de daha önce sık gitmişsindir. Oranın havasını zaten bilirsin. Orada işte Fenerbahçe şimdi 15 itibariyle başladı. Tam planı sorduk bu arada. Hala netleşmemiş. Biraz işte tabii ki hocanın her ne kadar erken açıklansa da geç. Çünkü Fenerbahçe sezon erken başlıyor. Bu nedenle biraz aşağı yukarı tarihler belli olsa da, 20'si gibi belli olsa da hala bir tarihlerde oynama ihtimali var. Ama havalar sıcak iyice bastırmadan da Fenerbahçe'de bir an önce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürmek niyetinde. Burada çalışma her geçen gün futbol takımları adına zorlaşacak. İstanbul'da ve birçok yerde Topuk Yaylası hem yüksekliği hem de daha böyle etrafının bir orman olması nedeniyle biraz daha o açıdan rahat gibi gözüküyor. Burada muhtemelen bizim aldığımız programda o yönde çalışmaların yarısı salonda, yarısı burada, belki çoğunluğu salonda zaman zaman olacağı bir süreç olacak. Her ne kadar futbolcuların kendi özel programları olsa da burada o programın bir üst seviyesini yapacaklar. Şimdi muhtemelen ekranda görüyorsunuz. Yani futbolcular çok yavaş tempoda koşuyorlar. Gördüğünüz kadarıyla. Yani gördüğünüz gibi. Bu biraz şimdi göreceksiniz, yavaş yavaş oyuncuların koşu temposu artacak ve orada, evet, yani bir yandan da oyuncularla ilgili bir test yapılıyor an itibariyle. Oyunculardan vücutlarından gelen reaksiyon, oyuncuların bir şekilde orada bilgisayar da var. Ölçüm yapılıyor oyuncuların koşullarına göre ve onların beden reaksiyonlarına dair ilk etkiler alınıyor. Bu tabii ki zamanla muhtemelen oyuncuların durumu da anlaşılacak. Yo-yo testi dediğimiz. Bunu değerlendiren vardır, değerlendirmeyen vardır. İşte oyuncuların ilk en basit bir harekette vücutlarının gösterdiği reaksiyona dair, ses ne kadar geliyor bilmiyorum. Bir dıt diye ses geliyor oyuncular koştuğu zaman. İşte orada sonrasında da orada oyuncuların durumunu inceliyorlar. A takımındaki şu an sayıyorum 3, 6, 9, 12 galiba 12 futbolcu var. Çok az tabii ki sayıda. Ama işte bu her sesten sonra, her bipten sonra oyuncular bir diğer tarafa koşuyorlar. Ve bunun ardından da biraz daha böyle tek nasıl diyelim, daha sağlık kontrolünün ardından oyuncuların ilk durumlarının biraz daha işte ölçüldüğü bir süreç
Sonrasında taktik çalışmalar için henüz çok erken. Biraz daha oyuncular açısından topla, tabii ki oyuncu her zaman topla oynamak ister, topla çalışmak ister. Oyuncular açısından biraz daha sıkıcı antrenmanlar diyebiliriz. Ama eminiz ki Fenerbahçe taraftarı açısından yeni sezonun, sadece Fenerbahçe taraftarı açısından değil, futbol severler açısından yeni sezonun böyle yavaş yavaş açılmaya başlamış olması mutluluk verici. Duyuyorsanız oyunculara böyle sesli mesajlar geliyor, farklı seslerde ve bu mesajlara göre de oyuncular da oyuncuların her birinin bireysel aslında testi yapılıyor. Ha, sesi şöyle mesela muhtemelen işte geliyor oyuncular. Şimdi hoca da tam karşıda Jorge Jesus oyuncuları takip ediyor bir yandan. Yine diğer tarafta Sinan Levi'yi görüyorum ben. Tercüman. O da hocanın mesajlarını oyunculara iletiyor. Ama bunlar tabii ki rutin şu an çalışmalar. Henüz göreceğiz. Yani onu da birçok şeyi de konuşacağız. Topuk yaylası sürecinde ve öncesinde kimler biraz daha hazır gelmiş, kimlerin fiziksel durumu daha yerinde, hocanın talepleri veya oyun görüşüne uyan oyuncular kimler, ama bunlar için henüz çok çok erken. Bunları biraz daha şu ilk oyuncuların fiziksel durumu netleştikten sonra biraz daha ilerleyen günlerde zaten paylaşmaya çalışacağız. Bu arada basın açık antrenmanın son 4-5 dakikasına girdik artık. Sonrasında şu biraz daha rutin çalışmalar sona erecek ve rutin çalışmaların ardından Jorge Jesus biraz daha artık farklı çalışmalara, topla çalışmalara bugün itibariyle başlayacak. Ama şunu söyleyelim. Yani şu ilk dönemde topla çalışmalar her daim biraz daha az olacak. Zamanla arttıracaklar. Ama işte aynı Pereira'da da görmüştük. İlk o topuk yaylasına yetişebilmişti. Pereira sahaya adım atar atmaz o da topla çalışmaları çok fazla kullanmıştı. Jorge Jesus'un da şu birkaç antrenmandan sonra topla çalışmaları daha fazla yaptırmasını düşünüyoruz. Bu tabii ki hoca tarzıdır. Modern futbolda bazı hocalar biraz daha işin teorik kısmına da eğilirler. Biraz daha Jorge Jesus şimdilik topla çalışmaları o da fazla yaptıracak gibi gözüküyor. Özellikle topuk yaylası sürecinde şu basit çalışma da olsa işte ufak tefek bazı vücut hareketleriyle Jorge Jesus oyuncularına talimat veriyor. Basit bölümde de olsa bu arada bize de artık basına açık antrenmanın bittiğini söylüyorlar.